Ben Erdem Kahraman, Tekirdağ'dan bağımsız milletvekili adayıydım. Seçim kurulunun çok büyük hataları var. Ondan dolayı bayağı eksi oldum ben. Çünkü oy pusulamdaki benim kendi yerimde sadece Erdem Kahraman yazıyor. Fotoğrafım da yok. Yanlışlıkla millet gidip Türkiye Bağımsız Partisi'ne oy atmış. En azından benim bir fotoğrafım olması lazımdı. İl ve ilçelerde bütün yanık karışık olmuş. Bir araştırma yapın ya, Roman mahallelerinde Türkiye Bağımsız Partisi'ne hayatta oy gitmez. Bütün oylarım benim BDP'ye gitmiş yani. BDP Partisi'ne gitmiş. Onun için gereğini yapılmasını arz ederim. Bir daha seçimlerde fotoğraf koysunlar. Bağımsız adayların fotoğraflarını koysunlar. Arkadaşlar diyor ki ya, Erdem abi hepimiz sana attık. Bir gidelim tarif et bakayım nasıl attın bana. İşte abi en sonda resimli şey yazıyordu. BTP yazıyordu. Bir de Bağımsız Türkiye Partisi yazıyordu. Onu oraya attık dedi. Dedim aferin oğlum, çok hep yanlış atmışsınız diye söyledik. Hep şaşırdı, şok oldu. Yani abi o zaman diyor seçim kurulu hatası var. Neden senin fotoğrafını koymadılar ve neden Tekirdağ Bağımsız Milletvekili adayı Erdem Kahraman diye yazmıyor diye söylediklerini belirttiler. Şimdi Haydarbaş Partisi var, Türkiye Bağımsız Partisi. Kimse bu vatandaşlar, bizim Roma vatandaşlar kimse tanımıyor ki onları. Bilmiyorlar yani Haydarbaş kimdir, nasıl. Hani o Haydarbaş'a oy çıkmasının nedeni, imkanı yok, çıkmaz. Çıkmaz yani, çünkü kimse tanımıyor, neden alsın ki oraya oy. Benim oylarım olduğu gibi Haydarbaş'a gitti, bilgileri olsun yani. Yani iyi biliyorum ki nereden baksan en az 1000 tane oyum Haydarbaş'a gitti. Haydarbaş, Aydudu Mahallesi'nden ve bütün ilçelerden, Roman Mahallelerinden özellikle oy alamayacağını herkes biliyor. Yani benim bütün oylarım Haydarbaş'a gitti. Bir de millet demiş ki işte iki oy atacaksınız diye, hem Erdem Kahraman'a hem AK Parti'ye diye. Zaten araştırmalarda bu meydana çıkacaktır zaten. Gereğin yapılmasını arz ederiz. Bir dahaki seçimlerde fotoğraf koysunlar. Bağımsız adayların fotoğraflarını koysunlar. Yanlışlık olmasın. Baştan benim hanım ne yapmış biliyor musun? Açmış şeyi, oy pusulasını. Baştan Erdem'e atmış. Sonra tekrar gitmiş AK Parti'ye atmış. Demiş tamam. Erdem AK Partiliydi bir ara falan filan. Bir şey tekrar da ona varmış. Al sana, yanlış. Yo. Cahil insan. Evet, çünkü eniştemin resmi yoktu Erdem Bey'in. O yüzden oylarda Bağımsız Türkiye Partisi varmış. Bütün herkes yanlışlıkla oraya atıyor. Bağımsız olduğu için. Çerkezköy'e dün gittik mesela cenazeye. Orada da bütün herkes nasıl kazanamadı, hepimiz ona attık dedi. Hani Bağımsız Türkiye resmi olmadığı için bütün oylar oraya gitmiş yani. Ve ya, burada da aynı. Nasıl kazanamadılar dedi. Yani hepimiz ona attığımız halde nasıl kazanamadı dedi. Çünkü dedim hani nereye attınız? Dedi Bağımsız Türkiye Partisi var dedi. Oraya attık. Bizde amblem falan olmadığı için bütün oylar oraya gitti. Ben Erdem'i istedim atmak. Yanlışlıkla başka şeye attım yani. Bağımsız. Okumam yazmam olmadığı için Bağımsız Türkiye Partisi'ne attım yani. Yanlış oldu. Biz istiyoruz hani Erdem Kahraman'a yani atmak. Resmi olmayınca. Tekrar arabayı verirsen olur.